مرحبا بالمشاهدين، وأولا أسأل الله السلامة لأهل المغرب من بعد الزلازل التي هزت مدن عدة في المملكة المغربية. ومنذ الساعات الأولى من زلازل المغرب تضامن بعض نجوم تركيا مع المغرب، وأولهم الممثل مراد يلدرم وقال تعافي على الفور يا المغرب. كما وتضامنت أيضا الممثلة ميليستا أسليبموك مع المغرب طالبة الدعاء من الجميع لأهل المغرب. وبالطبع وبصفتهن الوجوه الأبرز للممثلات المغربية في تركيا مثل الممثلة محاسن المرابط بطلة المسلسل التركي الأسيرة، والممثلة إيمان كازابلانكا نجمة مسلسل السد، شاركوا العديد من الأدعية والمنشورات التي تحث وتطلب المساعدة لمساعدة المتضررين من الزلازل. كما وتضامن أيضا مع المغرب الممثل جينك تورون قائلا عاف الله المغرب ورحم الله أمواتهم واللهم الصبر لأهاليهم. Tabii ki çok farklı bir deneyimdi. İlk kez Kumaş'la beraber aynı sette olmak çok farklı. Devamlı onu izliyorum dışarıdan ama beraber içinde olmak benim için çok farklıydı. Çok güzel bir deneyimdi ve gerçekten ona orada hayranlığım da arttı. Çünkü gerçekten çok zor bir iş olduğunu anladım. Çok tatlıydı benim için. Öncelikle dünyanın en iyi annesiyle çalıştığım için bir kere çok heyecanlandım arkadaşlar, samimi söyleyeyim. İkincisi, aile olarak ilk defa bizim bir projeye katılıyor olmamız, birlikte performans sergiliyor olmamız da çok güzel bir hatıra olarak kalacak. Bu yüzden özellikle yapmak istedim. Başak'ın performansı yani zaten modaya acayip hakim olan ve içinde acayip profesyonel bir insan olmasına rağmen çalışırken ekstra başka taraflarını da keşfetme fırsatım oldu. Benim için enteresan bir. Beni şaşırtmayacağını zaten emindim. Ama üstüne çok daha başka şeyler koyarak ve başka taraflarını da bana göstererek beni hem şaşırttı hem mutlu etti. Hem beraber çalıştığım için acayip mutlu oldum. Aslında ben eşlik ettim kendisine. Yani baştan da öyle konuşmuştuk. Ben sana eşlik edebilirim. Eşlikten ben yardımcı fazla, kadın oyuncu olarak. Eşlikten daha fazla. Tamam, kibarlık yapıyor. Yıllardır setlerde böyle başrol oynamaya alışkın bir insan olarak bir baktık ki setimizin başrolü bebek. Yani uyku düzeni, yemek saati, bütün düzeni, altının değişmesidir, bütün detaylarıdır. Hepsi bizim küçük başrol oyuncumuza göre ayarlandı. Daha önümüzde uzunca seneler var. Biz zaten anne baba olarak, ben daha ziyade, daha ön planda olan bir insan olarak zaten ünlülüğün getirmiş olduğu avantajları ve dezavantajları zaten günlük yaşantımızda fazlasıyla ziyadesiyle yaşayan insanlarız. Bundan dolayı esasen şu anda şöyle bir karar aldık. Tabii değişebilir bu. Ülkemizde yaşayan milyonlarca çocuktan hiçbir farkında olmaması gerekiyor. O da normal duyguyla yaşamasına devam etmesini istediğimiz için anlık verilmiş inisiyatif bir karar. Ha, ileride büyür. Büyüdüğü zaman oyuncu olmak ister. Tabii ki burada. Büyünce neden beni oynatmadın? Ya da o da olabilir. Niye büyünce, ben değilim? Büyünce ödülü sonra bize gelebilir. Ya da tabii büyünce. Niye ben değilim falan. Evet, kesinlikle. Bak o da evet, başka. Evet evet, ona da kızabilir. O da başka bir şey. Ona biz bir şeyler bulalım. Başka bir şey. Yani biz daha iki tane daha çekeceğiz. Ve onları çekeyim. Ondan sonra karar vereyim ama yani zor işmiş. Çok benlik değil aslında. İstemiyoruz. Yapacağım onu. Bir tane daha çekeyim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Basından ziyade ben zorluyormuşum burada sonra. Ben böyle bir alıp veriyorum. Doğruyu söylüyor. İstiyor musun? Gerçekten istemiyor musun? Olabilir. Çok teşekkür ediyorum. Çok gurur duydum. Çok mutlu oldum. Ödüllerimin arasında çok güzel bir... Aa, güzel soru. Tamam. Evet. Hikaye... Öyle bir hikayemiz var. Kursiyetle şura dönemine denk geldiği için ve arketiplerle çok ilgilendiğimiz için, daha doğrusu
Başak'la çok ilgilendiği için böyle bir karar almıştık zaman. Hatta ağlayan bir bebek gördüğümüz zaman şimdi artık bir baba olarak veya anne olarak onun neden ağlayabilme ihtimalinin olduğunu hissetmeye, birkaç tane evet. kafanıza seçeneği üretmeye başlıyorsunuz. Ya da anlıyorsunuz, annesini anlıyorsunuz, duygularını anlıyorsunuz, üzülüyorsunuz, evet. empati kuruyorsunuz ve yardım etmek istiyorsunuz. Kesinlikle, anne tabii ki. Anne tabii ki yani. Genelde öyle olması... Genelde herhalde öyle mi olur? Böyle olması zaten çok mutlu ediyor. Anneye düşkün olması bir babayı nasıl mutlu? Yok, hiç rahatsız etmiyor desem. Yani yoksa zaten paylaşmam, ben çok gurur duyduğum için kendisiyle her şekilde. İşiyle, kariyeriyle, kendisiyle. O yüzden beni çok mutlu ediyor paylaşmam. Ve zaten hayranların olduğunu farkındayım. Benden önce de hep var ve olacak da. O yüzden çok benim için hiçbir sorun yok. Başak da çok dikkat ediyor. Ben de dikkat etmeye çalışıyorum. Benim tempom biraz daha ağır. Yani özellikle kışın çok daha az vakit oluyor. Ama ben yazın genelde insanlar tam tersi tatil yaparken biraz daha işte şımarmayı, biraz daha eğlenmeyi, biraz daha yemeği içmeyi kendilerine uygun bulurken ben tam tersi orada toparlama zamanını kendime uygun buluyorum. O yüzden yazın toparlıyorum ama kışın da dikkat ediyoruz. Ya güzel bir şey insanın sağlıklı olması, spor yapıyor olması çok güzel bir şey. Hadi. Şimdi neler söyleyeceksiniz? Çok da yorum geldi. İyi yorumlar. Özellikle pembe bir eteğiniz. Evet. Çok konuşuldu. Kırmızı pembe diyelim. Konuşuldu. Bunlar artık sosyal medyanın getirisi götürüsü diyeyim. Tabii ki bunun için çalışan ekip arkadaşlarım var. Onlar bunlarla çok fazla ilgileniyorlar. Ben ya anlıyorum, anlamıyorum diyeyim. Ama ben kendimi iyi hissettim, rahattım. Çok güzel hissettim. Benim için önemli olan oydu. Hatta o eteği bile eğer de biçerim içemem 184 bin lira. Yapma, benle maratonu şöyle şu an ne olur yapamam. Doğru mudur en azından bunları öğrenseniz? O etek gerçekten 184 bin lira mıydı? 184 değil dediğim o zaman daha fazla. Daha mı üstüydü? Bu kadar pahalı değil, onu söyleyeyim. O zaman efendim birazcık da Bodrum tatilinden bahsedelim evet. aslında. Annenizin de doğum günüydü. Sarmaşla baş görüntülerinde bu hafta orada. Nasıl bir doğum günü geçti? Evet, sete başlamadan önce bir kısa bir tatil yapmak istedim annemle. Annem doğum günü denk getirmeye çalıştım. Yunanistan'daydım. Orada işlerim vardı. Hem de orada tatil yapmıştım. Dönmeden de bir annemi göreyim dedim. Yani işe dönmeden. Çok mutlu oldu. Artık annem orada yaşayacağı için bizim için aslında o kışlık evin açılışı da oldu. Çok güzeldi. Ailemle çok güzel vakit geçirdim. Yunanistan demişken efendim dönmeyi düşünmüyorum dediniz ben ama... Ben çok bilgi biriktirdim çünkü sizde evet, düşünüyorum. Dönmeyi düşünmüyorum dediniz ama döndünüz tekrardan İstanbul'a. Şakaydı da onlar. Planınız var mı? Artık Türkiye'yi terk edin. Yunanistan'da yaşamak için. Öyle bir şey yok. Ben ülkemi çok seviyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Zaten burada çalışıyorum. Bütün sosyal çevrem burada, iş anlaşmalarım burada. O bir şakaydı. Çünkü bütün hayranlar artık Yunanistan'da yaşayacak. Türkiye'ye asla dönmeyecek. Nasıl olur da dönmezsin gibi. Böyle yorumlar yapınca ben de şaka yapmak istedim. Tabii çok sözlü bir şaka olmadığı için, yazılı bir şaka olduğu için tam anlaşılmadı galiba. Dikkat edeceğim. Yunanistan demişken efendim dönmemenizi aslında hayatınızda ki birine bağladılar. İlk öncelikle bunu soralım. O zaman dönüşümü neye bağladılar? Sergio. Ay isim verdim. Benim de lakabım o yüzden çok rahatlıkla söyleyebiliyorum da. Sizin için neyin var? Ya benim hayatımda kimse yok. Sadece orada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Sadece bir isim veriyorsunuz ama evet. çok çok insanla iletişimdeydim. Evim yapıldı, çok güzel sosyal çevre edindim. O yüzden sadece hayatta kimsenin olmadığını söyleyebilirim. Bu isimlerin tamamı yanlış diyorsunuz. Doğru mu? Evet, doğru. Günün kapılarınızı kapattınız. Aşkın küstünüz mü? Ya da birazcık böyle soralım. Hayır, niye öyle olsun? İşte küstünüz. Niye küstün ya? Bu küstülecek, kapısı kapatılacak bir şey değil. Aranacak da bir şey değil. O yüzden öyle keskin cümleler kurmak da hiç istemem. İşlerimde de kurmam. O yüzden böyle bir keskin bir cümle nasıl etkilenir demek Özdemir? Aslında onu soralım. Zamanı ve yere göre çok değişir. O yüzden benim için çok zorlanıyorum o zaman. Çok teşekkür ederim. Nasıl?